Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle mendil peçete tığlamayı yapacağız beraberce. Şimdi şöyle, benim bu bir tane kalıbım bu. Şimdi bunun dikişinin olmadığını düşünün. Dikişsiz bir tane elinizde peçeteniz ya da mendiliniz varsa onu katlayıp ondan sonra şu şekilde bu tığlama işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Bu hem aynı zamanda dikiş olarak da yapabilirsiniz. Hem tığlama hem dikiş aynı anda oluyor. Önceden bir şey geçersiniz, bir terleme. Ondan sonra üstünden de bunu yaptığınız zaman hiç dikişe, makine dikişine de gerek kalmaz arkadaşlar. Sadece terlemeniz yeter. Ben şimdi şöyle başlangıcını yapacağım. Şuradan arkadaşlar ilmeğimi başlayayım. Şu ipimi şöyle bir attırıyorum üstünden. Şu battıktan sonra şu kalan ipimi şöyle tığımın üzerinden geçirdim. Şöyle bir bağlama yaptım. Zincirde çektiğim zaman buradan sıkıladım arkadaşlar, bağlamış oldum. 3 tane zincir çektim. Buraya battım. Ve bir de bu köşeye. Köşe eğer batmazsa arkadaşlar buraya bir tane iğneyle yer açın. Şöyle çektim ve bunun içinden geçirdim. Bunu da buradan geçirdim. Köşemi yapmış oldum. 3 zincir çektim. Yine aynı yere şöyle arkadaşlar bağladım. Köşemi bu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi buraya battım. İpimi serbeste çıkartayım biraz. Buraya battım arkadaşlar. Bu elimde duruyor. Aynı zamanda şöyle belirli bir aralıkta vererek oraya batıyorum. Şöyle. 3 tanesi aynı. Gördüğünüz gibi. Ve bunların üçünü bir şöyle çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Buraya battım. Tekrar ara verdim. Şöyle bir de araya vererek battım arkadaşlar. Şöyle üçü duruyor elimde. Üçünü şöyle bir hepsini bir topladım. 1, 2, 3. Aynı yere batıyorum. Bir de karşıya. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi hem örnek oluyor hem bu aynı şekilde de dikiş de oluyor arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Şimdi birazcık daha ilerleyelim. Arkamız daha da güzel netleşecek. Şöyle 3 zincirimi çektim. Önce aynı yere batıyorum. Daha sonra yakını mesafe ayarlayarak şöyle üçünü bir aldım elime. Üçünü bir şöyle kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Hem sıkıladım hem zincirimi çektim. Şöyle yavaş yavaş tekrar yapacağım. Bu elimde duruyor. Çekmedim. Aynı zamanda bir de buraya battım. Şöyle elimde 3 tane ilmeğim var. Bu 3 tane ilmeğimi hepsini bir çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Çok da düzgün oluyor arkadaşlar. Bu tığlama işi çok işe yarıyor bazı durumlarda. Aynı zamanda bunun üzerine örnekler de yapabilirsiniz. Oldu, battaniye kenarı tığladınız. Bazen battaniyenin kenarını tığladınız. Üstüne de örnek yapmak istiyorsunuz. Bunların içlerine de tekrar örnekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem zemin hazırlama gibi hem tığlama oluyor. Aynı zamanda da örnek oluyor. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi şu aynı yere battım.
çekmedim, duruyor elimde. Yakın mesafeye şöyle çok belirli aralıklar vererek 3 tanesini aynı anda çektim ve 1, 2, 3 zincir yaptım. Şöyle arkasına da bakalım. Arkanız da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arkada çok düzgün gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Gayet düzgün bir şekilde yapılıyor. Bir iki tane daha yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde 3 zincirimi çektim. Aynı yere battım. Bir de şöyle karşısına belirli bir aralık vererek 3'ünü bir topladım. Yapması da çok kolay ve zevkli. Arkadaşlar, böyle bir şeyiniz varsa mutlaka değerlendirin. Zaten ip de az gidiyor buna. Yani etrafını tığlayarak daha güzel bir şekil almasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Güzel şeyler seviyorum, böyle şeyleri. Kendim de yapıyorum ama çok kullanamıyorum aslında. Ama yapmayı seviyorum sadece. Yapacak, kullanacak yer bulamıyorum çoğu zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa onlar da hoş geldiler. Abone olurlarsa sevinirim. Abone olmak ücretsiz zaten. Beğeni ve yorumlarını atarlarsa çok mutlu olurum. Ona göre de istedikleri bir örnek varsa, bana şey yaparlarsa, söylerlerse kenar örneği ya da şu örnek bu örnek diye, ona ağırlık vererek yaparım. Daha mutlu olurum öyle olursa. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.